Evet sevgili arkadaşlar, yayınımız başlamış durumda şu anda. Biraz sonra arkadaşım Esra ile beraber güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreçte, aslında daha doğrusu bu süreçte, bu Covid-19 süresince insanlar evlerde neler yaptı veya işte bizler evlerde neler yaptık? Psikolojimiz bozulmadan, birbirimize sarmadan neler yaptık evde, onları konuşacağız ve ilerleyen süreçte de, bu süreç normalleşmeye gittiği zaman da, bundan sonraki süreçte de tabii ki neler olacak? İnsanların turizm tercihleri neler olacak? Onları konuşacağız arkadaşımız Esra ile beraber. Evet, Esra merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Deniz. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Hemen ilk selamımızı gönderelim. Şu anda Amerika'dan bizi sevgili Gülcan izliyor. Oh. Ve takipçilerimiz şu anda hemen bizleri izlemeye başladılar, sağ olsunlar. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Çok heyecanlıyım. Benim ilk canlı yayınım bu arada. Seninle kısmet oldu. Evet, Ya tabii arkadaşlar aslında geliyor. Instagram'da benim de ilk canlı yayınım ama ben çok uzun yıllar radyo programcılığı yaptığım için belki de onun verdiği bir rahatlık var birazcık da. Ama rahat ol, biz bize konuşuyormuşuz gibi, sohbet ediyormuşuz gibi, sanki WhatsApp'tan görüntülü konuşuyoruz gibi düşünebilirsin. Tamamdır. Evet, Esin'e de merhaba. Esin de şu anda bizi izliyor. Tabii bizim bir kendi aramızda bir grubumuz var. Bilmeyenler için hemen böyle kısacık ben kendimden bahsedeyim, sonra da Esra'ya sözü vereceğim. Evet, ben Özgün Deniz, gazeteci, siyasetçi, radyocu ve danışman diyebilirim kendime. Birçok görevi yapıyoruz aynı anda tabii ki. Hayat şartları bunu gerektiriyor bazen. Şimdi de bu akşam sevgili Esra ile beraber turizmi konuşacağız. Esra çok muhteşem, çok gezgin biri diyebilirim. Çılgın gezginlerden ve Gezgin diye. yani böyle şey, nasıl derler ona? Aslında özgür ruhlu kadınlardan diyebilirim. Seni tanıyalım Esra'cığım. Bizi takip eden, şu an izleyen takipçilerimize önce bir seni tanıtalım. Esra kimdir? Neler yapıyor? Ve bu özgür ruh, bu gezginlik ruhu nereden geliyor? 20 yıldır geziyorum. Ufak ufak başladı bu. Part time gezginlikle başladı. Daha sonra butik turlara yöneldim. 7 yıldır butik turlar yapıyordum. Hatta bu yıla da çok güzel girdim. Yani Japonya, Güney Kore, Tokyo'daydım yılbaşında. Sonrasında bir Maldivler, Sri Lanka, Hindistan turum oldu falan. Ondan sonra bir oturduk, bir oturduk. 3 aydır oturuyoruz hep beraber. Durduk. Gezginliğin yanı sıra iletişim uzmanıyım aslında. İletişim mezunuyum. Girişimcilik üzerine de yüksek lisans yaptım. Şu an kendimi girişimci gezgin olarak adlandırıyorum. Yeni bir projem var. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Bunun dışında yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyorum. Özellikle Kanada'ya dil ve üniversite eğitimi için öğrenci gönderiyoruz. İşte onlar da şu an beklemedi. Her şey durdu. Umuyorum her şey daha güzel olacak. Ya tabii bu süreçte mutlaka herkes olduğu kadar biz de hepimiz evdeyiz tabii ki. Bu arada da hemen onu da söyleyelim. Evde kal diyelim herkese. Yani daha güzel baharlar, daha güzel yazlar ve daha güzel gelecek günler görmek için hepimizin evde kalması gerekiyor. Bu birinci şartımız zaten. Buradan Bayramda da da bu... evde kal. Sonra inşallah ufak ufak gezeceğiz. Bayramda da evdeyiz. Bu sorayım Esra sana. Bu süreçte bu Covid-19 hastalığını tüm dünya yaşıyor tabii ki. Sadece bizim ülkemize has bir şey değil ama bu süreçte sen özellikle de İstanbul'da bu sokağa çıkma yasaklarıyla beraber bu süreci nasıl atlatıyorsun veya nasıl geçiriyorsun? Takipçilerimize önerilerin neler olabilir? Şimdi ben sürecin başında hatta yurt dışındaydım ve çok ağır bir griple döndüm. O zaman daha korona COVID-19 testi Türkiye'de yoktu. Olup olmadığımı bilmiyorum. Bu hafta antikor testi yaptıracağım. O zaman öğreneceğiz olup olmadığımı. Belki de atlattım. Yani ben 1 Mart'tan itibaren karantinadayım. Biraz daha erken girdim. Ülkemiz 11 Mart'ta başladı evde kala. Ben 1 Mart'ta hasta bir şekilde gelmiştim. Sonra bir 14 günü geçirdikten sonra bir arkadaşımın dağ evine gittik. Bir 10 günü orada geçirdik. Orası muhteşemdi. Doğanın içinde işte ekmek yapmayı öğrendim. Dağdan odun topladım falan. Oo ne güzel korona. Böyle geyiklerdi. Gayet keyifliydi. İşte okuyorum, yazıyorum, film seyrediyorum. Her şey yolunda, sporumu yapıyorum. Sonra İstanbul'a dönmemiz gerekti. Çünkü sokağa çıkma, şehirler arası yasaklar başlıyordu.
Yine de iyi atlattım kendimce. Mesela maksimum 14 gün alışveriş dahi hiç çıkmadığım oldu. Ama sürekli bir program halindeydim. Online kurslar aldım. Mesela fotoğrafçılık, diksiyon. Bak biraz yavaşladım. Çok hızlı konuşuyorum. Biraz işe yaradı. Online kurslar aldım. Hala da alıyorum. Onlar çok keyifli geldi. Birkaç makale yazdım. İşte okumam gereken kitaplarım çok birikmişti. Onları okudum. Ve bir proje çıkarttım koronada. Yani hep sorguladık. Ne yapıyoruz? Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Hayatımızda neredeyiz diye. Ben de dedim ki hayalim vardı, bir hayalim vardı. Yani hep karavancılığı hayal etmiştim. Kampçılık bana göre değil. Bütün arkadaşlarım çadırcı oldular ve ben bunu yapamıyorum. Yani çadır kültürü bana depremi hatırlıyor. Çünkü 99 depreminde Kocaeli'ndeydim ve... YouTube hesabın var senin. Buradan da Evet. takipçilerimizi belirtelim oradan. Evet. Çok güzel videolar paylaşmışsın orada. İnanılmaz keyifli görüntüler Çok var. çok Ve teşekkür ederim. orada çok güzel bir ev paylaşmışsın. Hani Evet. taşınabilir Tiny bir ev galiba, değil mi? House. Oraya geçen hafta gittik. Poreneskköy'de orası. Gitmek isteyen herkes gidebilir. Minimalist yaşam. Şimdi işte bu korona bana bunu getirdi. Yani ben ufak ufak sadeleşmeye başlamıştım zaten. Şimdi artık daha çok minimalist yaşam, daha az eşyayla. Aslında o kadar az şeye ihtiyacımız var ki ama hepimiz toplayıcıyız. Hele bu koronada bunu gördük. Kıtlık bilinci. Makarna topladık, un topladık, stokladık. Yani çünkü bu kıtlık bilincini aşamıyoruz. Atalarımızdan beri gelmiş. Ya tenekeyi yağla alırdık, çuvalı unla alırdık. Böyle bir toplumun torunları olduğumuz için işte marketlere gidiyoruz, yağmalıyoruz. İhtiyacımız olmayan eşyaları eve dolduruyoruz. O tiny house insanlar 365 gününü geçirebiliyorlar. Yani neden biz geçirmeyelim? Sadece ihtiyacın olan eşyalarla yaşayabileceğim bir yer. 20 metrekarede yapabilirsin. Yani maksimum bence 50 metrekare en maksimumu idealidir. İki kişilik bir Yani burada aile için. nasıl çalışmalıyız acaba? Özellikle de evlerimizde veya iş yerlerimizde, günlük hayatımızın içerisinde kendimize eşyalarla çok mu fazla böyle yük ediniyoruz acaba? Hani o eşyalar sırtımızda bir kambur gibi mi? Çünkü zaman zaman ben de düşünüyorum ki bunu da birçok arkadaşım söylüyor. Artık onu son zamanlarda, son yıllarda biraz daha böyle minimalize etmiş durumdayım. Gereksiz eşya, özellikle biz kadınlarda bu çok fazla var. Hadi o da olsun, o dekoru şöyle şunu yapalım, şununla bütünleyelim gibi. Ama dönüp baktığımızda gerçekten hayatımızın içerisinde çok gereksiz, kullanmadığımız çok şey var, değil mi? Yani ihtiyacımız yok. Şimdi bununla ilgili dün bir makale yazdım hatta web sitem. Ben bir blogum da var, web sitem var. İşte orada turları falan ilan ediyorum. Ayrıca de böyle ara ara makaleler yazıyorum. Sadeleştikçe özgürleşiyoruz. Yani o kadar çok fazla şeyimiz var ki. Mesela işte 10 tane beyaz gömleğimiz var. Evet. Ya 20 tane tişörtümüz var. Gerek yok. Ya bu yeni projemde biraz böyle sadeleşmek, minimalizm, ne kadar az eşyayla ne kadar uzun zaman yaşayabildiğimizi göstereceğim. İnşallah ben de bunu deneyeceğim. Ben bir 5 yıl önce başladım ufak ufak sadeleşmeye. Evi küçülttüm. Ayakkabı dolabını küçülttüm. Kıyafetleri, arabayı, her şeyi böyle ufak ufak küçültmeye başladım. Ben birden yapamadım. Yani insanlar bazen radikal bir karar alıp birdenbire her şeyi küçültebiliyorlar. O bana göre değildi. Hele ki Japonya'yı gördükten sonra, Uzak Doğu felsefesine hep meraklıydım ama hani gidip gördükten sonra çok ufacık yerlerde sadece ihtiyacı olan şeylerle ve şükürle yaşıyorlar. En önemlisi bu. Bol bol şükrediyorlar. Evet, Sürekli şu haldeler gerçekten. yani. Aşklar ya. Japon, canım Japon ister. Bu arada hemen belirtmek istiyorum sevgili izleyiciler. Esra bu arada 62 tane, değil mi? Yanlış bilmiyorum, değil mi? Evet. 62 62. tane ülke dolaştın sen. Aslında bu çok büyük bir başarı ve hem çok zaman isteyen hem de ciddi maddi imkan isteyen bir şeydir. Bunu nasıl başardın sen? Yani bu kadar ülkeyi bu kadar süre içerisinde, bu genç yaşında bu kadar ülkeyi gezmek çok kolay olmasa gerek tabii ki. Buna zaman yaratmak ve maddi imkan yaratmak da çok önemli. Nasıl başardın bunu? Ve bunun ince nüanslarını takipçilerimize nasıl paylaşırsın bunu? Şöyle, ilk 20 yıl önce başladı benim gezginliğim. 2000 yılında bir Roma seyahatiyle yurt dışına. Ve yalnız bir seyahat oldu son anda. Sonrasında ben kendimi durduramadım. İşte önce Avrupa'yı göreyim. Sonra bir işte Amerika'ya gittik sevgili Gülcan'ın yanına, Handan'la birlikte. Sonra Uzak Doğu, hadi biraz Afrika falan derken daha işte hedefim 50 ülkeydi. Ben gezginliğe karar verdiğimde Yani 50 ülkeyi neyi görürüm takip diyordum. ediyordun?
İndirim dönemlerini mi yoksa işte böyle uygun paketleri mi ya da Evet, tabii. turlarla mı gidiyordun? Aslında Denizciğim, gezmek hiç pahalı bir şey değil. Yani bence Türkiye'deki otel tatilleri çok daha pahalı. Ya yani, işte insanlar 6 taksit, 8 taksit bir 5 yıldızlı otel tatili alıyorlar ve ben o paraya Avrupa'da 3 ülke görüyorum. Mesela kampanyaları takip ediyorum. Size 180 liraya Norveç'e bilet aldım desem birkaç sene önce mesela. Yani Ama 180 TL bir akşam yemeği parası. son yıllarda Türkiye'de de çok güzel gelişmeler var. Ben de zaman zaman takip ediyorum. Özellikle de 5 yıldızlı oteller ya da ona yakın oteller kampanyalar yani erken rezervasyonla kampanyalar düzenleyerek Türk turizmi yani daha doğrusu Türk vatandaşlarımızın da iç turizme katılması için bazı uygun kampanyalar düzenliyorlar. Yani çok da öldürmeyelim şeylerimizi, Bakın kültür turları mesela butik firmalar var. Benim de partner çalıştığım firmalar var. Butik turlarla kültür turları gerçekten çok keyifli ve çok ekonomik olabiliyor. Ben 5 yıldızlı otel karşıtıyım. 7 yıldız, 5 yıldız, 6 yıldız yani yaklaşık 10 yıldır fazla oldu gitmiyorum. Hani bir kongre, eğitim bir şey varsa mecburen onun dışında tercih turizmcilerimizi de. etmiyorum. Ben butik otelciyim ve butik turcuyum. Dolayısıyla iç turizmde kültür turunu şiddetle destekliyorum. Zaten şu an yurt dışına Kesinlikle. gidemiyoruz artık. Yani yurt dışı artık unuttuk, bir süre unuttuk, birkaç yıl unuttuk. Ülkemizi gezdireceğiz bol bol. Ben 70 ili falan gördüm muhtemelen Türkiye'de. Ve daha görmediğim, inanıyorum o kadar çok saklı cennetler var ki. İnşallah nasip olsun onları da göreyim. Önce ülkemizi gezelim. Her zaman bunu söylüyorum. Önce şehrimizi gezelim, sonra ülkemizi gezelim, sonra yurt dışına çıkalım. Benim imkanlarım, şartlarım buydu. Şartlarımı zorladım. Mesela ben hiç sigara içmedim. Hayatım boyunca bütün sigara paralarımı uçak parasına yatırdım. İşte lüks kıyafetlerden, çantalardan vazgeçtim. Fedakarlık yaptım. Mesela ben yıllardır çanta almıyorum. Bir çanta, minimum bir çanta şu an 2000-2500 lira yani takabileceğimiz bir çanta. 2000-2500 liraya bir ülkeye gidebiliyoruz. Her şey önceliklerimiz, tercihlerimiz. Gelen sorularımız da var. Az önce bir izleyicimiz bundan sonra hangi ülkeye gitmek istersin diye sormuş ve az önce tekrar bir takipçimiz yine şey sormuş. Türkiye'de nereleri gezebiliriz? Hangi illeri gezebiliriz? Ne tavsiye edersin diye. Türkiye'de Karadeniz'i görmeyen ilk önce Doğu Karadeniz'in yaylalarını görsün. Arkadaşlar Ayder yayla değil. Şimdi Doğu Karadeniz deyince herkes Ayder diyor. Ayder yayla değil. Lütfen oraya yayla kategorisine almayın. Ama Artvin'in, Rize'nin, Çamlıhemşehri'nin ilçesinin dağlarında muhteşem yaylalar var. Gelin ben sizi yaylalara götüreyim. Önce Karadeniz'in yaylalarını görün. Sonra Tunceli'yi görün. Munzur'u görün. Yani dersim muhteşem, muhteşem. Yani doğa o kadar olağanüstü ki ben çok utandım. Oraya niye bu kadar geç gittim diye kendimle parçaladım. Ben Tunceli'yim biliyorsun. Evet, değil mi? Aa, evet, sen Tunceli. Merkez, şehir merkezi ama Ovacık muhteşem bir yer. Munzur Ovacık'ın Gözeleri. Mercan Vadisi. Allah'ım ne kadar güzel Evet. köylere gittik. Yani insanlar işte korkuyorlar. Mesela bugün bir kampçı arkadaşla konuştuk. İşte öyle oralara plan yapıp ama korktuklarını söyledik. Korkmayın gidin. İnsanlar o kadar candan ki. Biz taksici otostop çekip bir köye çıktık. Yani işte köyün muhtarının hanımı bize gözlemeler ikram etti falan. Ya tokuz diyoruz yedirmeden göndermiyorlar. İşte ağanın evinden aç gidilmez. O kadar insanlık güzel ki. Anadolu'yu gezsinler. Yani İzmir, Çeşme, Bodrum demeyeceğim. Üzgünüm. Tabii ki oralara da gidiyoruz. Deniz tatilini de yapıyoruz ama ben daha çok doğa, kültür, Karadeniz aşığıyım zaten. Ben de aslen Karadenizliyim. O yüzden önceliğim her zaman Doğu Karadeniz. Ya tabii ki yani benim de ilk önceliğim evet Türkiye'yi gezmek. Ben de birçok şehre gittim yani özellikle tatil anlamında falan ama Türkiye'nin her yeri çok güzel ama ben şurada böyle bir virgül koyup bir parantez açmak istiyorum. Karadeniz gerçekten ben de Karadeniz aşığı biriyim. Karadeniz'in gidilmeyecek yani her tarafını gezilmesi lazım. O kadar muhteşem bir yer ki ve mesela ben işte geçen Eylül ayında Mardin'e gittim. Muhteşem. İnanılmaz bir kültür. Midyat, İnanılmaz Mardin. bir kültür. İnsanlık nasıl insanlık var? Yani oradaki insanlık bambaşka. Mardin insanı. Ben çok takipçim de var Mardin'den. Çok seviyorum ve sürekli davet ediyorlar. Ve hocam hocam diye hitap ederler. 10 numara 5 yıldız Mardin. Midyat, Süryani köyleri. Çok güzel. Yani ülkemiz çok güzel. Başka neydi soru? Yurt dışında nereyi görmek istediğimdi? Şöyle benim 7 Nisan doğum günümdü.
Ve bir plan yapmıştım. Kenya'ya gidip zürafalarla fotoğraf çekilecektim. Fakat işte Kenya Zanzibar planı yapmıştım. Olmadı. Ben de kendime leoparlı bir pijama alıp evde kendi kendime online bir doğum günü kutladım. İlk defa her yıl doğum günü hediyesi olarak kendimi yurt dışına bir yere gidiyorum, ödüllendiriyorum. Bu yıl internet üzerinden, Zoom üzerinden falan bir doğum günü yaşadım. Afrika görmek istediğim yerler arasında, Orta Afrika ve Güney Afrika. Ben sadece kuzeyini görebildim. Herhalde bu yasaklardan sonra ilk oralara giderim diye düşünüyorum. Gerçi uzun bir süre daha yurt dışına herhalde Evet. insanlar biraz daha yani sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de aynı şekilde başka ülkeye gitmek biraz tedirginlik yaratacak. İnsanlar belki uzun bir süre dediğin gibi belki bir sene iki sene yurt dışına çıkmak istemeyecekler ama bu da bizim için bir fırsat olabilir aslında. Kendi ülkemizi gezip görmek istediğimiz ya da bugüne kadar çok isteyip gidemediğimiz yerleri görmek için birer fırsat ve bir takipçimiz hemen şunu yazmış. Medya para kazandığı, reklam alıp aldığı yerleri iyi gösterip diğerlerini öcü yaptığı için korkuyor insanlar demiş. Aslında çok haklı. Ülkemizde o kadar çok yani sadece Akdeniz ve Ege bölgesinden ibaret değil turizm demek Türkiye'de. Dediğin gibi bir Karadeniz var, bir Doğu Anadolu var, bir Güneydoğu Anadolu bölgesi var. Mesela bir Diyarbakır'a gitmesi gerekir insanların. Oradaki o surları görmesi lazım. Bir Mardin'e gitmesi lazım. Bir Antep'e gidip orada bir tatlı yemesi lazım. Antakya muhteşem mezeleri var. Yani hem eti güzel hem mezeleri güzel. Antakya dehşet güzel. Şeyi sormuş bir arkadaşım. Ucuz ve uçak biletleri daha ucuz olabilir diye. Serapcığım maalesef uçak biletleri ucuzlamayacak. Yani araştırmalarımız bunu gösteriyor. Daha da pahalanacak. Çünkü hepimiz uçmayacağız. Dolayısıyla çok talep olmadığı için uçak biletleri biraz pahalı. Çünkü uçak biletleri onar onar artar. Tarife böyle sanırım burada hava yollarından da arkadaşlar var. O ilk kademeli pahalı kademeleri çok aşamayacağız gibi geliyor bana. Çünkü ben de şahsen çok Bana mecbur bak kalmadıkça düşünmüyorum. öneriler geliyor. Sivas var, Sinop var. Sevgili Sinop, arkadaşım, Sinop dostum, muhteşem. doçent doktor İknur Hanım şu an bizi izliyor. İknurcuğum iyi akşamlar diyorum. Ya Yasiyan köyüne gelin yayla havası demiş. Evet ardı ardına çok güzel böyle şeyler, tavsiyeler geliyor. Dediğim gibi yani sadece Türkiye'de turizm Ege ve Akdeniz bölgesi değil tabii ki. O yüzden de gidilecek o kadar çok yer var ki. Ben hemen şunu da merak ediyorum sevgili Esra. Hani takipçilerimiz de mutlaka bekliyorlardır. Nerelere, hangi zamanlarda gidilmeli? Sadece yaz tatili yok tabii ki. Kış tatili Değil mi? de bizim 12 ay. ülkemizde. Evet. Evet, Kesinlikle. 12 ay. Ocak Mesela ayında sen mesela nerelere gitmeyi tavsiye edersin takipçilerimize? Yani şurayı mesela atıyorum Göbekli Tepe. Atıyorum evet Karadeniz'i söyledin. Bu fiyata çok yormadan hani bütçeyi de çok yormadan ailecek nereye gidebilir insanlar? Mesela Ocak ayından başlayayım. Ocak ayında Kars, Ardahan. Mesela kaz yemeye gidiyoruz. Gerçi 2 yıldır doğru düzgün kar olmuyor ama. Ocak ayında muhteşem. Şubat sonu Urfa, Şubat, Mart. Mart'ta Urfa çok güzel oluyor. Mesela Nisan'dan sonra bana sıcak geliyor Urfa. Mart, Nisan Güneydoğu olabilir, Mardin olabilir, Antep olabilir. Mesela Antakya 12 ay olabilir yemek yemek için, gurme turu için. Ne zaman fırsat bulursanız gidin. Karadeniz'e benim tercihim turlarımı genelde Ağustos sonu yapıyorum. En az yağışa yakalandığımız zaman oluyor. Ağustos sonu, Eylül başı. Ama Karadeniz mesela Haziran'da da geçen sene Haziran'da da gittim bir kere yağışa yakalanmadık. Şans, Karadeniz tamamen şans. Ne zaman yağmur olacağı, ne olacağı hiç belli olmuyor. Karadeniz'de benim yazını kışını ayrı sevdiğim yani karını da çok seviyorum. Şubat tatilinde falan da gittim. Deniz tatili mesela Datça'nın koyları muhteşem. Benim zamanım Eylül sonu, Eylül 15'ten sonra, okullar açıldıktan sonra hem fiyatlar ucuzluyor hem çok sakinliyor. Kaliteli yemek yiyorsunuz, kaliteli yerlerde kalıyorsunuz daha uygun fiyatlara. Eylül 15'ten Ekim sonuna kadar mesela Selimiye, işte Söğüt olsun, Datça'nın koyları muhteşem oluyor. Sonra mesela Mersin, Adana, onlar için de Kasım, Aralık. Mesela Aralık'ta zaten rakı festivali oluyor Adana'da, o çok güzel oluyor. Nisan'da da Portakal Çiçeği Festivali var Adana'da. Yani Adana gibi Türkiye'nin en sıcak yerine kesinlikle yazın gitmeyin. Nisan'dan sonra gitmeyin. Mayıs, Haziran kesinlikle gidilmez. Ama Ekim'den sonra tekrar gidebilirsiniz. Doğu Anadolu'nun kışı ayrı güzel, yazı ayrı güzel. Tunceli'ye kesinlikle Mayıs'ta gidin. Ben planımı Temmuz ayında yapmak istemiştim. Sonra bir tur rehberi arkadaşım caydırdı. Dedi ki hayır sen oraya kesinlikle Mayıs'ta gitmelisin. Çünkü bütün karlar eriyor ve her
Her taşın altından su çıkacak. Gerçekten öyle oldu. Yani o göze göze su gözeleri her taşın altından Tunceli'den su çıkıyordu. Erzincan, Tunceli. Sen Mayıs şu zamanlar muhteşem. Çok istemiştim bu sene de gitmek. 19 Mayıs'ta orada olmayı ama işte evdeyiz. Olsun, sağlık olsun. Böyle. Peki, Edirne'ye, pardon, Edirne, Hıdrellez'de Edirne'ye gitsinler. Kakava şenlikleri olağanüstü eğlenceli. Geçen yıl oradaydık, Hıdrellez'de orada yaşadık. Çok çok keyifliydi. Hıdrellez'de de Edirne'yi mutlaka öneriyorum. Gitmişken ciğerini de yerler. Edirne özellikle de Trakya veya İstanbul'da yaşayanlar için çok gidilebilecek yakın yerlerden bir tanesi ki gerçekten çok sık gittiğim yerlerden bir yer. Sağ olsun Edirne Belediye Başkanı'yla da beraber ortak bazı projelerde çalışıyoruz. Yani oraya her gittiğimde aynı heyecanı, o Selim Yiğit Camisi'ni gördüğümde aynı heyecanı, o aynı merakı tekrar hissediyorum. Sonra Mimar Sinan'a Esra'cığım. diyorsun ki nasıl aşkla yapmış buraları böyle. Değil mi? Evet, aynen öyle. Evet, şu anda ben tabii saat 12'yi geçmeye yakın tahmin ediyorum. Şu an saati net olarak göremiyorum ama yarın Yok. 19 Mayıs Evet, biliyorsun. evet, evet, evet. Ya, Türk Hava Yolları çok güzel bir jest yaptı. Biniş kartları tasarlamış. Yani hepimiz paylaştık. Adımıza bir 19A bileti oluşturduk. Çok çok gurur verici bir şeydi. Yani Samsun'da da bir 19 Mayıs kutlamak nasip olmuştu. İnanılmaz güzeldi. Öyle ellerimize meşalelerle falan çok keyifliydi. Atamızın armağanı böyle ruhu genç kalanlara her zaman için bu bayramı coşkuyla kutlayacağız evlerimizde de olsa. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ama tabii ben hiçbir zaman yaşımı söylemekten çekinmiyorum. Hiçbir zaman da saklamıyorum. Çünkü öyle bir takıntım yok. 44 yaşındayım ve hala kendimi gerçekten o 19 yaşındaki, 20 yaşındaki gençler kadar enerjik hissediyorum. Hatta daha O fazla. yüzden o yüzden de bu bayram sadece gençlerin değil aslında hepimizin Hepimizin bayramı. bayramı. Buradan da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad edelim. Minnetle. Onlara şükranlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Çünkü onlar olmasaydı olmazdık diye düşünüyorum ve buna inanıyorum. Her Cumhuriyet ve Türkiye sevdalısı olan herkesin bayramlarına, özellikle de milli bayramlarına, tabii ki dini bayramlarımıza da sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Yeni neslin artık birazcık daha bilinçli olduğuna da inanıyorum aslında. O yüzden de buradan daha şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum. Ve ardı ardına da zaten bayraklarımız geldi. Hepinizi çok seviyorum sevgili takipçilerim. O bayrakları var ya, o bayrakları kurban olurum. Minnetle. Yani İran'a gittik biz geçen sonbaharda ve dedim ki ülkemize gelir gelmez karayoluyla geçtik Van'dan. Atatürk'e yani günde 24 saat şükretmemiz gerekiyor. Oradaki kadınların yaşadığı zorlukları görünce o kadar çok minnet edecek, teşekkür edecek şeyimiz var ki bazen farkında oluyoruz, bazen olmuyoruz. Bence eksik oluyoruz. Yani söyleyecek bir şey yok ya. Özellikle Türk kadınının Atatürk'e Mustafa Kemal Atatürk'e çok 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 minnettar olması gerekiyor. Çok şanslıyız. Yani dünyaya bakıyoruz bu gelişmiş batı medeniyetleri dediğimiz yerler seçme seçilme hakkını bir sürü her şeyi yani söyleyemeyeceğim şimdi. O kadar çok şeyde bizden sonralar ki o kadar geriler ki öyle bir lidere sahipmişiz. O kadar öncü ileriyi gören özellikle kadını yerlerden alıp şuralara çıkartan göklere çıkartan bir lider. Minnetle anıyoruz. Bütün gençlerimizin de bayramını kutlamış olalım bu vesileyle. Esra'cığım, benim tabii ki merak ettiğim hemen böyle sana tabii bizim çok ayrı bir dostluğumuz var. Çok uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz ama öyle zamanlar geliyor ki çok uzun süre görüşemiyoruz. İşte atıyorum bir sene, iki sene, üç sene, beş sene neyse bir böyle birbirimizden kopup ama hiç iletişimde koparmadığımız zamanlar oluyor. Ama bir vesileyle yan yana geldiğimizde bıraktığımız aynı yerden tekrar devam ediyoruz. Böyle bir dostluğumuz var tabii ki. Sağ olsun Gülcan, ona keza Songül'ümüz işte İsviçre'de yine hiç kopmuyoruz. Ortak işte gruplarımız var oradan O işte gelince bizi bir araya yazıp. getiriyor. Gülcan Evet. geldikçe bizi bir araya getiriyor. Aynen öyle. Buradan da ona böyle kocaman sevgiler gönderelim Amerika'ya. Sağ Evet, olsun. Türkan Saylan hocamızı da onun da seneyi devriyesi onu da analım gerçekten. O da Türk kadınının yani Türk kız, yani kız çocuklarının peşinden giden. İşte biz hala onun vakıflarına, derneklerine bağışlarda bulunarak bir şeyler yapmaya çabalıyoruz. Onu da minnetle analım.
Hocamız oradan bize Evet. yazmış. Aynen öyle. İhtiyar hocamızı hatırlattığı için teşekkür edelim biz de. Peki, şunu sormak istiyorum ben. Herkesin de eminim ki ben en azından ben öyle düşünüyorum veya kafamdan geçirdiğim şeyler var. Bu COVID-19 boyunca evde kaldığımız süre boyunca yapmak isteyip yapamadığım veya ya işte hani düşünüp böyle bir hesap muhakemesi yapıyoruz ya zaman zaman kendimizde veya iç hesaplaşma ya işte şunu üzmüşüm ben ya da işte bunu niye böyle yapmışım ya da keşke bunu böyle yapmaz. Yani keşkelerimiz var ya çoğu zaman hayatımızın içerisinde. Bu pandemi süreci sana neyi hatırlattı? Mesela örnek veriyorum. İşte bu süreç geçtikten sonra ailemle çok daha fazla vakit geçireceğim veya şunu yapmak istiyorum ama yapamamıştım. Bu süreç bana onu hatırlattı diyebileceğin neler yaşadın, neler düşündün? Ben daha çok şöyle dedim ya, yani iyi ki gezmişim, iyi ki yapmışım, iyi ki gitmişim. Sürekli kendi kendime gerçekten sıkılmadım. Hani bana herkes, çok uzun zamandır görüşmediğim insanlar bile arayıp ya seni merak ettik, sen evde nasıl duruyorsun diye böyle sürekli beni hatırladılar. Çok da mutlu oldum hatırlandığım için. Çok çok uzun zamandır görüşmediğim çok insan aradı. Ben iyi ki dedim, yaptığım her şeye iyi ki diyorum. Hala da öyle, yani tabii ki keşkelerim ufak ufak var ama çok büyük pişmanlıklarım hiçbir zaman olmadı. Onları ders Öyle. olarak görmeye çalışıyorum. Yani tecrübeydi, dersti, olması gerekiyordu. Nasıl ne? Ev benim değil, misafirim ama tabii ki sayın kaymakamım, tabii ki sana kitap hediye ederim ama ev benim değil. Ben burada misafirim şu an. Bu arada çok sorguladım. Ben yalnız olduğum bir dönemde, hani hayatımda kimsenin olmadığı bir döneme denk geldi. Bunda da iyi ki dedim. Belki de hani daha da kötü olabilirdi. İşte nereden geliyorum, nereye gidiyorum, ne yapıyorum? Konuşmamızın başında da bunu söylemiştim. Bununla ilgili çok kendimi sorguladım ve ben ne yapmak istiyorum? Evet, bugün ölsem ben ölümden korkmuyorum. Ben Allah'tan da korkmuyorum. Ben seviyorum, Allah'ımı seviyorum. Ölümü de boyut değiştirmek olarak görüyorum. Dolayısıyla korkmadığım bir şey. Diyorum ki evet, hepimiz öleceğiz. Koronadan olur, depremden olur, bir şeyden bir şekilde öleceğiz ve boyut değiştireceğiz. Ben buna inanıyorum. Şu andan sonra ne yapmak istiyorum? Evet, bu bedende biraz daha kalacaksam ne yapmam lazım? Ne yaparsam mutlu olacağım? Olduğum halden daha iyi hale nasıl gelebilirim? Yani hayatım boyunca zaten her şeyi kendim için yapıyorum. Kendimin en iyi versiyonu olayım. Kimseyle yarışmıyorum. Sadece kendimle yarışıyorum. Ve bir yola çıkmaya karar verdim. Bir hiç yapmadığım bir şey. Koronadan sonra da dedim ki ben bir yola çıkayım. Bu geçiş yasakları falan bitsin. Ortalık biraz sakinlesin. Çok uzun bir yola çıkayım bu sefer. 40 günlük bir yola çıkacağım Allah nasip ederse ülkemizde. Ve burada işte katılımcılar da olacak, takipçilerim de olacak. Onlarla beraber ilerleyeceğiz. Ve bir farkındalık projesi olacak bu. Sade Çok minimalist güzel. yaşama, farkındalık katmak için aslında ne kadar az şeyle ne kadar rahat yaşayabildiğimizi, paraya da çok ihtiyacımız olmadığını, yani çok istiyorum ki takas yöntemine falan geçelim. Yani birisi bir şey üretsin, o onu versin, o parayı falan hayatımızdan çıkartalım. O kadar çok istiyorum ki. Herhalde bu hayatta mümkün değil ama hayvanlara yardım edebileceğimiz, her gün bir tane fide dikebileceğimiz böyle bir projem var. Nasip olursa çok yakında bunu işte YouTube kanalını falan da bu yüzden açtım zaten. Yoksa ben Instagram'da mutluydum. Bir de şimdi YouTube kanalıma abone olun diye insanları taciz ediyorum. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma üye olmanız gerekiyormuş. Orada en az 1.000 aboneye ihtiyacım varmış. Yavaş yavaş ilerliyorum. Ve bunları planlamak, yeni bir proje çıkartmak bana çok iyi geldi, iyi hissettirdi. Yani koronada durdum, durdum, durdum. Evet, durmamız da lazım. Bazı gün hiçbir şey yapmadan durdum. Yani her gün spor yapmak zorunda değiliz. Her gün muhteşem yemekler yapıp paylaşmak zorunda değiliz. Her gün işte maskeler yapmak zorunda değiliz. Yani bazen de duralım. Öyle durup tavana bakalım yani. Ben öyle yaptım bazı günlerde de. O günlerde de bu çıktı. Şu an çok heyecanlıyım, Ama keyifliyim. yine duymamışsın galiba yine çünkü projede fikirler ardı ardına gelmiş. Evet. Ben bu arada hemen tabii ki az önce konuşmanın arasında geçirdiğin için söylemek istiyorum. Belki arka fonda ses geliyordur. Bahçemde köpeğim var, evimde bir köpek var, yine kedi besliyorum. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'nde de aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. O sokaktaki canlarımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Ki gittiğin yerde eminim senin o koca yüreğinle de her yerde o hayvanlara yardım ediyorsundur sen de. Aslında onlar canlarımız, bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Ve şunu belirtmek istiyorum, kısacık böyle kısacık vaktinizi alarak sevgili izleyiciler. Bahçemdeki köpeğimizin adı Şirin.
Maalesef ki o bir maganda tarafından 3 kurşundan kurşunlandı Oo, ve çok acı. felç kaldı şirinimiz. Biz onu sahiplendik ve aylardır aşağı yukarı 6-7 aydan birdir ben bakıyorum. Ve onu ufak ufak böyle minik minik hareketlerle ayağında his olduğunu fark ettim ve Ankara'ya götürdük. Ateş Boyut hocamız sağ olsun ameliyatını gerçekleştirdi ve omuriliğine saplanmış olan mermiyi çıkardı. Vücudundan 3 tane mermi çıktı. Ve ona fizik tedaviyle şu anda bahçede çok güzel oynuyor, koşuyor, oynuyor. İşte onu bir Maşallah ne sahiplendirmeyi güzel. çalışıyorum. İnşallah böyle bir hayvansever bir dostumuzla iletişim haline geçersek onu sahiplendirmek istiyoruz artık. Ve bu anlamda senin ne kadar duyarlı olduğunu da biliyorum. O yüzden de ne diyelim? Kapımızın önüne Bir bir tas kap su, bir mama tas su lütfen. Yani her gittiğimiz yerde bunu yapmaya çabalıyoruz. İşte evdeki atıkları bizim sitemizin önünde çok güzel köpek kulübesi falan yapıldı. Kedileri ayrı, köpekleri ayrı. Yemekleri çıkartıp oraya götürüp koyabiliyoruz. İnşallah daha duyarlı olacağız ya hayvanlar konusunda. Biraz daha duyarlı olacağız. Mesela şimdi arkadaşımdayım, baktım o da bir kap edinmiş kendine. Atık yemekleri sürekli oraya topluyor. Sonra çıkıyor dışarıya bir yer var. Oraya sitenin önüne koyuyor. İnşallah bu bilince hepimiz yavaş yavaş geleceğiz. İnşallah yani toplum olarak evet maalesef birçok şeyi bilmemize rağmen aslında hani bilinçsiziz diyoruz aslında ama bilinçliyiz ama istemiyoruz herhalde toplum olarak bazı şeyleri yapmak istemiyoruz neden bilmiyorum ama yani o dışarıda kimsesiz yani evet ağzı var ama hani konuşamıyor dediğimiz o canlar bize hiçbir zararı yok onları evimizden artan yemekleri sadece vermemiz bile ne kadar büyük bir iyilik. Hani onlar Allah'ın gerçekten sessiz kulları. O yüzden de ben hala iyi insanların o iyi dilekleriyle, o iyi niyetleriyle bu dünyanın döndüğüne inanıyorum. Kesinlikle. Ayrıyetten bir de geçenlerde bir proje gerçekleştirdik koronadan önce. Yine böyle Instagram'dan bir köy okulundan öğretmen yazdı bana. Böyle sürekli yazıyorlar, yardım isteyenler falan oluyor ama mesela para falan talep edildiği zaman ben bazen okumamış gibi yapıyorum hatta. Bunu da itiraf edeyim buradan. Bir hocamız dedi ki işte böyle bir kampanyamız var ya destek olur musunuz? Sadece duyurmamı istedi. Ben de kampanyayı duyurdum ve dedim ki hocam ben de bir katkı vereyim. Hani İBAN'ınızı falan gönderirseniz yok dedi ben para kabul edemem ben bir köy okulu öğretmeniyim. Neye ihtiyacınız var dedim. Çocuklarımızın dedi ayakkabısı yok. Kaç tane çocuk var dedim. Ben, çok hocam dedi o kadar çok çocuk var ki yani. Ben eşime dostuma söyleyeyim hani iş yerinde şurada burada insanlarla paylaşayım. Hani birkaç fay ayakkabı alıp gönderelim. Instagram'a yazdım. Hiç tanımadığım insanlar yani öyle bir yardım yağdı ki yani inanamadım ya. Sahre diye bir kız arkadaşım var. Onun çevresi. O da Instagram'ına ilan etti falan. Biz 100 bot ve 100 mont aldık. Yani hiç Ay, tanımadığımız süper. insanlar sürekli bir IBAN numarası istiyorlar. Ben kendi IBAN'ımı da vermeye uygun görmedim. Toptancı bulduk bir tane. Toptancıyı internetten buldum. O da birisinin vasıtasıyla falan. Ve toptancıya daha biz paraları göndermeden hocam biz kargoyu çıkarttık dedi. Ya dedim parayı göndermezsem ya hayır yapıyorsunuz dedi. Ne demek olur mu böyle? Ya iyi insanlar Yürü. var. İnsanların gerçekten o dünya onlarla dönüyor. Ve yollarımız kesişiyor. Yani o kadar güzel oluyor ki. Şimdi mesela bu kendi gezeceğim projede de böyle. İnsanlar benim yanıma gelecekler. Beraber birkaç günü geçireceğiz. Ve bunlar için bir bedel alacağım onlardan. Yine o bedelde sokak hayvanlarına ve köy çocuklarına gidecek. Sonra bu köy çocuklarına gidip bu aldıklarımızı beraber takdim edeceğiz falan. İnşallah böyle böyle yani dünyadaki kaynaklar Deniz'ciğim aslında o kadar çok ki adil dağıtılmıyor. Biz bunlara vesile olacağız. Elimizden geldiğince bu kaynakların adil dağıtılmasına işte bu yeri gelecek sokak hayvanları olacak. Yeri gelecek kimsesiz bir baş olacak. Onun başını okşayacağız. Yapmak zorundayız. Çünkü insanız. Sevgili Esra Eren yine bize eşlik eden çok değerli, çok sevdiğim bir arkadaşım, adaşın. Tebrik ediyorum özverinizden dolayı demiş. Teşekkür ediyorum Esra'ya ve yine bir takipçimiz. İyilik bulaşıcıdır. Evet. Herkese inşallah demiş. Evet Öykücüm. bizler de senin bu tabirine katılıyorum. Ve selamlar gönderelim izleyicimize. Esra'cığım, evet turizm dedik ama şunu da merak eden mutlaka takipçilerimiz vardır. Bu virüs, Covid-19 virüsü sonrasında sence Türkiye'deki turizm bundan sonra nasıl olacak? Nasıl şekil değiştirecek veya nasıl şekil alacak diye bir soru sorsam, bununla ilgili bir görüşünü alsam. Şimdi ilk önce zaten büyük otellerde bu 3.000-5.000 kişilik otellerde açık büfeler kapandı bu yaz itibariyle. Artık açık büfe yok.
Hani açık büfe için gidiyordu ya insanlar oralara. Olmayacak, onu bir söyleyeyim. Otellerin kapasite, bazı otelleri hiç açmayacağız diye ilan ettiler. Büyük otellerden bahsediyorum. Bazıları da açanlar da kapasiteyi yarı yarıya indirmek zorunda. Mesela eskiden sağlık çalışanı gündüz olurdu otellerde. Şimdi 7-24 olmak zorunda olacak. İşte otele girişte dezenfektan, ateş ölçer, her yerde olduğu gibi otellerde de olacak. Geçen haftalarda bir turizm toplantısı oldu. Ondan çıkan sonuçlar bunlar. Onları paylaşıyorum. Mesela günübirlik tekne turları olur ya Bodrum'da, Marmaris'te 50 kişi biner bir tekneye günübirlik. Mesela onlar da kapasite yarı yarıya inecek. Şimdi artık daha butik, yani bizim yıllardır söylediğimiz, yapmaya çalıştığımız gibi daha butik turlar. Yani maksimum 10 kişinin bir arada olduğu. Mesela işte birkaç aile birleşecek, bir butik oteli kapatacak. Bir pansiyonu kapatacak. Oraya tatile gidecek. Diyecek yani biz biliyoruz birbirimizi. Biz bizeyiz burada. Şimdi artık yavaş yavaş bunlara geçeceğiz. Daha korunaklı, daha sterilizasyonlu. Mesela otellerin, bazı oteller şeye başladılar, butik oteller. 24 saat müşteri almıyor. Mesela bu Polen Özköy tarafında Şile Ağba. Müşteri çıkıyor, odayı dezenfekte ediyor. Sen 20, ertesi gün gidebiliyorsun o otele. Ertesi gün gittiğinde senin odana sen girmeden önce tekrar bir ozon falan yapıp, senin gözünde de son bir sterilizasyonu yapıp ondan sonra seni alıyor. Araştıracağız ve böyle yerleri tercih edeceğiz mecburen. Çünkü otel sadece yataktan ibaret değil. Çarşaflar değişiyor ama koltuğa oturuyorsun, banyoyu, tuvaleti kullanıyorsun, bir ortak alan var. Daha çok korunaklı olmamız gereken yerler ve burada kampçılık, karavancılık gündeme geliyor. Çok daha kendi bildiğin eşyalarınla, çok daha steril bir şekilde kampçılar, karavan kampçılığı, çadır kampçılığı, bungalov, mesela bunlar çok daha popüler olacak. Daha Yeni tatil revaçta anlayışı, olacak değil mi? yeni normalimiz artık komple daha çok değişiyor. Evet Handancığım, fiyatlar daha yüksek olacak. Mesela butik oteller ortalama bir 500-600 lira olanlar 1000 liradan kapı açacak. Çünkü niye? Daha az insan alacağı için. Evet. Mesela işte kuaförümüz zam yaptı, güzellik merkezleri zam, herkes zam yaptı. Çünkü her şeye zam geldi. O insanlara biraz anlayış göstermemiz gerekiyor. O zam yapmışsın değil. Ben gidince hatta diyorum ki hani neden zam yapmadın? Zam yapman gerekiyor. Çünkü fiyatlar arttı. Şimdi herkes elindeki malzemeleri kullanıyor ama onlar bittikten sonra her şey ultra pahalandı. Yani market alışverişlerinden fiyat piç. Her şey çok pahalandı. Yani dolayısıyla turizm de birazcık daha pahalanacak maalesef ki. Yani 3-5 kere tatile gidiyorsak bir kere gideceğiz. Biraz da şey değinmek istiyorum aslında son zamanlarda hani şehirden köye dönüş projesi gibi bir artış söz Ekoturizm. konusu. Şimdi İnsanlar, evet ekoturizm evet Engin kardeşime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Aynen ekoturizm. İnsanlar artık şeye başladılar. Yazlığı olanlar evet yani kendi bireysel yazlıklarına veya deniz kenarındaki ya da işte daha otantik ya da köy tarzı yerlerde evi olanlar evet sıkıntı yok ama şu konut satışlarında özellikle bahçeli ev satışlarında ciddi bir artış söz konusu. İnsanlar artık apartmanda veya rezidanslarda yaşamak istemiyorlar. Doğanın bol bol oksijenin olduğu yerleri tercih ediyorlar. O yüzden de küçük küçük arsalar alıp kendilerine göre işte prefabrik veya işte konteyner tarzı yerler yapıp hafta sonları mesela ben evet, şanslıyım. Bahçeli bir evde oturuyorum. Hemen evimin karşısında ev sahibimizin böyle çok güzel 300 metrekare bir arsası vardı. Verdi bize. Bu sene biz oraya domates ektik, biber ektik, işte patlıcan, ne soğan, kadar taze güzel. sarımsak. Şu anda böyle hani organik tarım yapıyoruz desem yeridir yan komşumla Süper. beraber. Çok Ve güzel. hem kendim de hani evde oyalanacak bir şeyler buluyorum. Hem bahçeyle uğraşıyorum, hem o üzerimizdeki negatif enerjiyi o evde kalmanın psikolojik baskısını atlatmaya çalışıyorum. Bu arada sen biliyorsun zaten evle ilgili dekorasyonlar falan bir Evet. yenileme falan çalışmaları var. Yani evet insanlar sadece bu tarz oteller veya tatillere değil de biraz daha ekoturizm patlayacak gibi görünüyor. Benim köyüm yok. Ben Çamlıhemşin'in Çinçiva köyünü edindim. Yani ben o köye gittim. Dedim ki bu köy benim köyüm olsun. Köyün esnafını falan tanıyorum artık yani. Ama köyü olanlar mutlaka köylerine yatırım yapsınlar. Köylerinize dönün. Köy o kadar önemli, o kadar kıymetli bir şey ki. Şu an hepimiz bunu anladık. Yani bir insanın bir köyü olmalıymış ya. Kesinlikle olmalıymış. Ben sonradan edindiğim köyler var. Ertan Bey yazmış sağ olsun Silivri'den çok değerli bir dostum kendisi Pehlivan Bey.
Ve şey yazmış, yani son bir haftada en az 100 kişi aradı beni bahçeli ev sormak için diye yazmış. Kendisi emlak işiyle uğraşıyor ki Şimdi artışların ne kadar olduğu belli. Deniz, biliyorsun İstanbul'da evlerin balkonu yok. İnsanlar Evet. rezidanslarda oturuyor, camlar açılmayan evlerde oturuyorlar. Patladılar. Yani şu an benim bir balkonum var ve balkon veli nimet. Hadi sitede oturuyoruz, bahçeye inebiliyoruz falan. Yine böyle şanslarımız var. Ama insanlar camı açılamayan evlerde oturuyorlar. E tabii ki köye dönüş Evet. başlayacak. Mesela Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir narköy projesi var. Böyle ekotarım yapıyor. Bunun gibi bir, yani Urla tarafında var birkaç tane. Şimdi ben bunları da bu yaz biraz gezmek istiyorum. Artık buna da döneceğiz. Ekoturizme de döneceğiz. Bana bugün de soru geldi. Buradan da şu an geldi. Sağ ol canım, benim köyüm senin köyün. Artık böyle kimin köyü varsa en yakın arkadaşım olacak. Handan zaten öylesin. Benim projem var mı? Hani ben bir yer açmayı düşünüyor muyum, bir yer yapmayı düşünüyor muyum falan diye soranlar oldular bugün de. Çünkü akşam için sorularınızı alayım dedim. Evet, çok istiyorum ama mesela TKDK var, destek veriyor. Kırsal, Engin Bey de ondan bahsetmiş. Kırsal turizm için destek veriyor. Fakat çok az yerde veriyor. Ben onun verdiği yerleri çok araştırdım. Oralarda tarla, arsa bulamadım. Ama böyle projem var. Daha çok ekoturizm değil. Ama benim de artık biraz daha oturmak istediğim. Şimdi mesela koronadan sonra onu anladım. Hani haldır 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 gezmek zorunda değilmişim. 6 ay oturabilirim, 6 ay gezebilirim. Böyle plan yapıyorum kendimce. İnşallah güneyde, Ege'de falan böyle biraz daha aşağılara doğru öyle bir projem var. Gerekli olan melek yatırımcıyı bulursam projeyi derhal işleme alacağım. Bakalım, hayırlısı diyoruz. Yusuf Bey de Yalova'ya gidin demiş. Onun da orada muhteşem bir köyü var. Köyden hem İznik görünüyor, İznik Gölü, hem Yalova Körfezi'nin denizin görüldüğü bir su gören köyünde yaşıyorlar. Orası da muhteşem bir yer. Oraya da geleceğiz. Yasaklar kalksın, her yere gideceğiz. Şimdilik Şu evdeyiz. anda beni takip eden, şu anda canlı yayınımıza da katılım sağlayan sevgili Ufuk, kız arkadaşım Ufuk Topaloğlu, o da bizi izliyor. Kendisi neyse, çalıştığı işten bahsetmeyelim şimdi, reklama girmesin. Kurumsal bir firma çünkü. Biz de onunla geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimizde, hani sanki bu program yapacağımız sanki o zamandan belliymiş gibi bir his gibi. Biz de onunla oturduk, böyle bir sayfa dolusu, hatta telefonumuzun hatırlatmalarını da kaydettik. Bu süreç bittiği zaman ne yapacağız, nerelere gideceğiz, günübirlik ve hafta sonları gidebileceğimiz yerlerin listesini çıkardık Türkiye Aa, ne içerisinde. güzel. Kendimize bir yol haritası belirledik Mesela ilk nereyi düşünüyorsunuz? ve muhtemelen ilk Ava ya da Şile tarafını düşünüyoruz. İstanbul içi olduğu için Sarıyer tarafını, hani çünkü çocuklar da olduğu için yakın mesafede arabayla gidip gelebileceğimiz yerleri düşündük. Sonrasında Hatay, Antakya'yı planımızın içerisine aldık. Bir Çok Antep'i güzel. aldık, Mardin'i aldık ve yine Tunceli, Dersim'i aldık içerisine, gidip Ovacık gözelerini görmek için. O yüzden biz de böyle kendi aramızda daha sonraki süreçte bir normalleşme sürecine bir girebilsek aslında. Bizim de evet, böyle kendi aramızda oluşturduğumuz güzel bir program var. Şu Evet, bana an gelen mesajlar var. Bizim köyümüze de bekleriz. Karasu, Gölköprü köyü, Longoz. Ay, orası da çok güzel bir yer. Evet, sürekli muhteşem. Mesela ben internette görüyorum. şeydeki Longoz'a da gittim. Kırklareli tarafında, İğneada. İğneada. Orada da mesela ben Karasu'yu çok daha fazla beğeniyorum oradan. Hem daha çok yolu falan yakın. Evet Ülkücüğüm, inşallah gezeceğiz. Tekrar gezeceğiz. Güzel yerlere gidiyorduk ama. En son bir Mardin turu yapmıştık onlarla da. Karasu Longoz'u çok güzel bir yer. Özellikle hafta içi yakın yerlerde, mesela bakın oraya gidebilirsiniz. İstanbul'dan çıkamayanlar. Geçen hafta gittiğim Poroneskoy'daki Tiny House muhteşem. Storylere sabitledim. Oradan görebilirsiniz. Fiyatları da ekonomik. Biz yemeklerimizi kendimiz yapıp götürdük. Orada işte iftarımızı yaptık falan. Yürüyüş yaptık ormanın içinde. Yani mesela çocuklarla gidilebilecek bir yer. Çocuk parkı var. Ayrıca bir Survivor Parkuru var. Orası zaten bir etkinlik alanı normalde. Galip Bey'in Tiny House'unu çok tavsiye ediyorum. Şimdi Şile'de yeni bir yer keşfedeceğim. Daha ben keşfetmediğim için tavsiye edemiyorum. Yakın zamanda oraya da gideyim. Yani İstanbul içinde de kaçabileceğimiz noktalar var. Mesela Çünkü şey de var. Şimdi Selçuk Bey yazınca, Selçuk Eker, ona da buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Evet, Arnavutköy mesela Karadeniz kıyısında evet. muhteşem bir yer. Sağ olsunlar, beni misafir etmişlerdi. Şöyle bir gezmiştik. Bebek'teki Deniz. Arnavutköy değil. Diğer Hayır, Karadeniz ilçe bölgesindeki, olan evet. Arnavutköy. Evet, iki tane var ya, Aynen öyle. karıştırıyorlar. Yani denizde
Yeşilin birleştiği noktalardan bir tanesi ve inanılmaz güzel bir yer. Orası da yine tavsiye edebileceğim, gidilebilecek. En azından günübirlik bile gidip çok güzel böyle balık yiyebileceğiniz, çok güzel restoranların böyle kafelerin olduğu güzel bir sahil kısmı o da. Hafta sonu için Sapanca var ama Sapanca biraz fiyatları uçurdu. Mesela biz inziva kampları yapıyorduk bir eğitmen arkadaşımla beraber koronadan önce. Böyle hafta sonu cumadan gidip pazara kadar bir temamız oluyordu. O temayı işleyip hem de beraber yemekler hazırlayıp doğa yürüyüşleri ve yoga meditasyon falan harika bir 3 gün geçiriyorduk. Fakat artık inziva kampı da yapamayacağız. İnsanlar 3 aydır zaten hep inzivadalar. Kimi Değil mi? götüreceğiz inzivaya? Sapanca'da fiyatlar biraz otel fiyatları pahalı ama ev kiralayabilirsiniz. Özellikle kalabalık aileyseniz evler çok daha ekonomik olur. Villalar var, daha küçük evler var. İznik'i önerebilirim. İznik'te çok güzel yerler var. Yani İznik Gölü de çok güzel ve inanılmaz da bir tarih var İznik'te zaten. Hani İznikli biriyle gezmenizi tavsiye ederim. Bursa her Bülent yazmış. Bursa her mevsim çok güzel bir yer. Yani evet yeşilliği çok kalmadı ama dağı ayrı güzel, denize ayrı güzel, Mudanya'sı, Trilye'si. Mesela yakın Evet. yerlerde ben Bursa'yı da çok severim. İşte dediğimiz gibi Çok Edirne güzel. var çok yakında. Zor değil aslında. Normalleşmeye başladığımızda buradan Mudanya'ya feribotlar var Feribotla zaten. evet. Top taşıma ile bile Yani gidilebiliyor. 2 saatte falan gidiliyor galiba yanlış. Hatta arabalı vapurlar falan var. Onlarla da gidilebilir. Trilye'ye ben yıllar önce gitmiştim. Mudanya'yı ve Trilye'ye. Muhteşem bir yer. Ki orada Atatürk'ün evini mutlaka gezip görmek gerekiyor. Evet. Yalova'da gezilecek yerler var. Yine Yalova'da da işte termal tesisleri falan, orada da bir Atatürk evi var. Yani etrafımızda da gezilebilecek çok güzel yer var. Bülent Bey Nevşehir Ihlara Vadisi diyor. Zaten Kapadokya hayranım. En son tek başıma bir Kapadokya seyahati yaptım. Orası da muhteşem. Kapadokya bitmiyor ya. Yani ben artık şey bir gittiğimde Göreme, bir gittiğimde Uçhisar falan böyle tadına vara vara geziyorum. Ama hala Listeye balona aldığımız binemedim. yerlerden bir tanesi. Bu arada gelen mesajları da okuyalım. Tabii takipçilerimiz de bize mesajlar atıyorlar. Engin kardeşim İstanbul'da yakın yayla merkezlerinin bir an önce Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm teşvik alanı ilan edilmeli demiş. Çok mantıklı ve evet olması gereken bir şey. Doçent Doktor İlknur sevgili arkadaşım şahane kadınlar bu güzel yayın için teşekkürler. Biz Online teşekkür terapi ederiz. Yasiyan'a davet ediyorum. İyi geceler herkese, sevgiler demiş. Kolay gelsin İknur'cum, iyi çalışmalar diliyorum. Ve sağ olsun Selçuk Bey yine Arnavutköy'e davet etmiş. Sizleri yine misafir etmek isteriz. Terkos Gölü'nün etrafı muhteşem demiş. Evet, orası da gerçekten harika bir yer. Sevgili Bülent Altınbaş, sevgilerini gönderiyorum sevgili arkadaşım. Kendisi Rizeli. Yani Oo ne zaten güzel. Manevi hemşerim. Karadeniz'in Karadeniz hayranı. Bu arada az önce bahsettiğim sevgili kız arkadaşım Ufuk. Yani evet ismi Ufuk olabilir ama kız arkadaşım. O da Trabzonlu ve inanılmaz yemekler yapıyor. Trabzonlu kendine özgü yemekleriyle böyle bazen gittiğim zaman böyle muhteşem yemeklerle. Ki bu sene sözleştik. İnşallah şu süreç normale dönerse de bir Trabzon seyahatini düşünüyoruz. Mesela Evet Trabzon'da da bir yer var. Bolu Bolu da çok güzel. diyenler var. Bolu Gölcük mesela, benim babam Bolu'da yaşıyor. Bolu Gölcük de çok güzel bir yer. Hani böyle resimlerde bir kartpostal gibi bir ev çıkar, herkes orayı Abant zanneder. Orası aslında Gölcük'tür. Ve 1 kilometre gölünün etrafı ve 10 dakikada yürüyebileceksiniz. Piknik yapma yerleri var, mangal yapmak için falan. Gölcük muhteşem. Ayrıyeten Trabzon'da bir yer söyleyeceğim. Şahinkaya. Çok zor bir yolu var. Ama çıktığınız zaman efsane bir, böyle çok minicik bir pansiyon, butik otel yapılmış, Naino. Ve karşısında da bir kaya var. O kayayı görmek için çok mücadelelerle çıktım. Sis, yağmur, çamur falan. Ve sisten göz gözü görmedi. O kayayı göremedim ama tekrar inşallah gideceğim. Oraya giderken de bir de Çal mağaraları var. Yani Trabzon, ben annem Trabzonlu ve benim de bilmediğim hala Trabzon'da yeni bir yer keşfettim. Listeye ekledim. Hala hani kaç kere gitsem bile orada yine görmediğim yerler çıkabiliyor. Değil mi? Evet. Evet, gelen sorular varsa, merak ettikleriniz varsa sevgili Esra'ya özellikle de bu turizm ya da gidilebilecek yerler en uygun nerelere gidebilir? Bu arada sen turlar da düzenliyorsun, değil mi? Hala devam ediyorsun onlara da. Evet. Onu da belirtmiş olalım burada. Yurt içi turlarım benim de ekonomik oluyor. Yani gidilemeyecek turlar değil. Çünkü kar koymuyorum. Herkes tanıdık. Seni götürüyorum, öbürünü götürüyorum. Arkadaş, eş, dost falan. Kar koymuyorum. Koyamıyorum. Ya kimseye kıyamadığımdan. Ama yurt dışı çok ucuz olmuyordu. Çünkü bireysel planladığımız için uçak biletleri, araç falan. Ama yurt içi turları inşallah yine yapacağız.
Herhalde uçakla yapmayacağım bu yıl. Arabayla gidebileceğimiz rotalara kadar. Mesela bir Güneydoğu çok isteniyor. Herkes artık kebabı özledi. Hani ev yemeklerinden bıktık. Biraz sokak yemeği yiyelim. Bir gurme tur yapalım diye. Sonbaharda inşallah bir gurme tur yapacağız. Niyetimiz öyle. Adana'dan başlayıp. Sorayım hemen sana. Belki izleyicilerimizin şehir dışına çıkma imkanı yok ya da zamanı yok daha doğrusu. Yani kalabalık bir aile olabilir ya da işte arabası olmayabilir ya da maddi veya zamanı olmayabilir. İstanbul içinde evet kültür turları çok fazla var. Yani gidebilecek müzeler ya da işte bazı noktalar var İstanbul içerisinde çok fazla ama İstanbul içerisinde böyle günübirlik hani sabah gidip akşam dönülebilecek nereler var? Hani Ahva ve Şile'de mi? Burayı artık herkes çok iyi biliyor. Ya Onun ben haricinde mesela ben diyorum ki şehrin içinde Marmara'ya binin. Önce bir İstanbul'u gezin. İstanbul'u gezmiyoruz. Yani sorayım ben kaç kişi Topkapı Sarayı'na gitti son 5 yılda bir? Yani son 5 yıl içinde kimler Topkapı Sarayı'na gitti? Gitmiyoruz, yapmıyoruz. Çocukken belki okul gezisiyle gittik. Belki yurt dışından bir akrabamız geldi, onu götürdük. Ama İstanbul o kadar güzel ki mesela gidin Balat'ta kaybolun. Samatya'nın sokaklarında kaybolun. Ha, bir gününüzü orada geçirin ya. Ekmek arası evden tostunuzu yapın gidin. Para da harcamanıza gerek yok. Mesela Balat'ta bir köfteci var. Çok da ucuz. Tavsiye ederim. Yani gidin bir gün oralarda gezin. Şimdi biraz dizilerden sonra galiba daha yoğun oldu. Orada bir dizi biraz daha çekiliyormuş. popüler oldu, En son gittiğimde onu gördüm. Ama İstanbul'da da kaybolacak çok yer var. Mesela Çengelköy'e gidin. Çok güzel. evet. Mesela Atatürk adını söyleyemiyorum. Arbatoryum. Hatta böyle bir şey var bir tane Zekeriyaköy tarafı. Arbatoryum gibi bir şey. Adını söyleyemiyorum. Öyle bir yer var Zekeriyaköy tarafında. Yeşil alan içinde. Oraya gidebilirsiniz. Şeyde İstinye'de Japon bahçesi var. Yani İstanbul bitmez. İstanbul'u bitiremeyiz zaten. AVM'lerden ibaret değil. Yani deli gibi AVM'lere koşuyoruz ve deli gibi paralar harcıyoruz. O paraları oralara harcayacağımıza daha çok böyle İstanbul içerisinde nefes alabileceğiniz yerleri gezip oraları görmek yani herkese, çocuklara da iyi gelecek, büyüklere de iyi gelecek. Yani haftanın bir gününü, cumartesi veya pazar gününüzü. Mesela ben bundan yaklaşık 3 sene önceydi galiba. Yine bir Kurban Bayramı arifesi veya Ramazan Bayramı arifesiydi. Arife günü böyle herkesin işte aile büyüklerini ziyarete gittiği bir gün. Ben kızımla beraber atladım arabaya. İstanbul'a gittim. Topkapı Sarayı'nı gezdim. Yerebatan Sarnıcı'nı gezdim. Ve o kadar büyük keyif aldık ki o civardaki bütün işte Mavi Cami, onun haricinde işte senin dediğin gibi Balat'a gittik. Balat sokaklarını gezdik. Ve kimsenin olmaması da çok büyük bir avantajdı. O Topkapı Müzesi zaten apayrı, ayrı bir güzellik zaten. Yani önce İstanbul diyorum, önce şehrimizi gezelim. Şimdi oradan soru gelmiş. Hızlı da gidiyor. Atatürk. Ha, mesela Görkem Sedef Adası dedi. Sedef Adası Evet. çok güzel bir yer. Şimdi Heybeli Adayı biliyoruz, Büyük Adayı biliyoruz. Ama ben bunları tercih etmiyorum. Benim tercihim Burgaz ve Sedef. Mesela Sedef'te iki tane restoran var. Onlara rezervasyon yapıp kahvaltıya falan akşam yemeğine gidebiliyorsunuz. Gelip sizi belli saatlerde shuttle'la alıyorlar Kartal'dan İskele'den. Sedef Adası muhteşem bir yer. Özel bir gününüz varsa, bir kutlama yapacaksanız, bir doğum günü Ben kutlayacaksanız. Sedef Adası'nı bilmiyorum mesela. Nerede Sedef Adası? Yine o adalar Prens Adaları'nın içinde. Yine aynı bölgede. Bir de Burgaz Ada var. Burgaz Ada daha böyle minnak, daha sevimli, yürüyerek gezebileceğiniz. Mesela Sait Faik Abasıyan'ın orada yaşadığı ev var, müze haline getirilmiş. Burgaz ve Sedef'i görün. Mesela Büyük Ada ile Heybeli'yi herkes görmüştür. En azından. Bu yaz çok şanslıyız. Serbest dolaşım başladığı anda atın kendini sokaklara. Araplar da yok arkadaşlar. Her yer bize kaldı. Bayramda evet, az önce bir takipçimiz yazmış, bayramlarda otobüsler ve vapurlar ücretsiz oluyor. Çok rahat da gezilebilir yani. Yani Araplar yok. O yüzden çok rahat gezeceğiz. Bir de şeyi sormuş Gamzeciğim benim. En çok nereden etkilendin? Tekrar nereye gitmek istersin diye. Japonya. Japonya'da Kyoto diye bir şehir. Bu şehir tapınaklar şehri. 1600 tane tapınak var. Ve ben o şehre aşık oldum. Ondan öncesine şey derdim. İşte Petersburg'u çok beğendim. Tekrar gidebilirim. Mesela İspanya, Endülüs'ü çok hayranım. Sevilla, Granada oraları çok beğenmiştim. Fas'ı çok sevdim. Marrakeş. Biraz da oryantal yerler seviyorum. Ama Kyoto'yu görünce ben Kyoto bir yere, her yer bir yere oldu benim için. İnanılmaz insanlıktan, şükürden, minnetten çok etkilendim.
Yani sürekli bir teşekkür halindeler. Mesela orada herkes maske takıyor. Japonya'ya kışın gitmiştim ve çok dalga geçmiştim. Bunlar niye sürekli maske takıyorlar diye. O maskenin her çeşitleri var. Şu an çok pişmanım hiçbirini almadığım için. O kadar kınadım, 2 ay sonra başıma geldi. Maske takıyorlar ve tokalaşma yok, öpüşme yok. Yani hiçbir şekilde temas yok. Çok uzaktan birbirlerine şöyle bir selam veriyorlar. Çok tatlılar bence. Koronayı o yüzden bu Covid sürecini de çok güzel atlattı Japonlar. Japonların insanlığını, felsefesini, mesela Ikigai diye bir felsefeleri var. Herkesin bir yaşam amacı olduğuna inanıyorlar. Olması gerektiğine inanıyorlar. Zaten dünyanın en çok yaşayan, en sağlıklı yaşayan insanları da Japonlar. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Tekrar tekrar Kyoto'ya gitmek istiyorum inşallah. Evet Yusuf Bey, bu bayramda yasak var ama bir dahaki bayramda inşallah olmazsa Kurban Bayramı'nda hiç olmazsa şehrinizi gezin diyoruz. Yani hiç olmazsa İstanbul'u gezin. Zaten gidenler de tatillere gitmiş olabilirler. Emre'cim hoş geldin, geç geldin. İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul için konuşuyoruz ama diğer şehirlerden yine bizi takip eden dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onlar da kendi bulundukları şehirlerde kültür turu yapabilirler. Daha onlara uygun kendi şehirlerindeki yerleri gezebilirler Mesela burada diye Kocaeli'nden düşünüyorum. takipçilerimiz var şu an. Ben uzun yıllar Kocaeli'nde yaşadım. Muhteşem gezilecek yerleri var. Yaylaları var. Karadeniz'deki yayları aratmayan çok güzel yaylaları var. Ama Kocaeli'nde yaşayan insanlar bilmiyorlar. Yani tabiat parkları var. Mesela Ormanya diye şu an Türkiye'nin tek doğal hayvanat bahçesi yapıldı. Hayvanların doğasında yaşayabileceği, girişin ücretsiz olduğu, gidip doya doya gezebileceğimiz bir Ormanya'mız var artık. Yani ilk önce şehrimiz ya. İlk önce şehrimiz. Evet, bak bu arada yanlış okumuyorsam eğer Ülkü Toygi herhalde Atatürk Abro Teruma Adını söyleyemiyorum işte Ülkücüm, Arbore Arboretuma Arb onun Arbore söyleyemiyoruz. Evet, Selçuk zor Bey'in Akçay Güre'de oteli varmış. Akçay Güre de çok güzel. Hatta Güre'de ben bir sakız lahtapot yemiştim ya. Çok muhteşemdi. Hiç unutmayacağım onu. Restoranın adını hatırlamıyorum ama sakız lahtapot, böyle Yunan bir aşçısı vardı. Kadın o pişirmişti. Evet, 19 Mayıs'ı kutladık Serkan Bey. Tekrar da kutlarız. Serkan, Atamıza minnetle her zaman. programın yayının Böyle. başında biz 19 Mayıs ve atamızı ve tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi yad etmiştik. Onlara gerçekten tekrar minnetlerimizi iletelim buradan. Esra'cığım, var mı başka söyleyeceğim bir şey? Aa, bir saati Takipçilerim. tamamlamışız, inanmıyorum. Yani saati olunca biliyorsun otomatik atıyor. Saati de göremiyorum buradan gerçi ama Denizciğim, fikir var mı senden çıktı bugün. Yani biz WhatsApp grubumuzda WhatsApp var mı? Saati göremiyorum Esra'cığım. Sen görebiliyorsan. 5 dakikamız var. Tamam, o zaman 5 dakikaya da hemen böyle kısacık anlatmak istediğin tavsiyelerin varsa takipçilerimize özellikle de gidilebilecek yerler konusunda tekrar hemen onları böyle bir üstünden alalım sonra veda edelim. Bana Ama şunu hemen sözünü almak istiyorum. Çok keyifli oldu, çok güzel oldu gerçekten. İlerleyen zamanlarda özellikle de şu projeye başlamadan, yollara çıkmadan, o 40 günlük yola çıkmadan tekrar bir senle tekrar bir canlı yayın yapalım ve ara ara gittiğin yerlerden de lütfen canlı yayın isteyelim senden. lütfen YouTube'dan kanalıma abone ol. Şimdi bu töreni bir arkadaşlar kanalıma abone olun. İsmini söyleyelim. İsmini söyleyelim. Nesra, aynı Instagram adımla aynı Nesra Sarı. Lütfen YouTube kanalıma üye olun. Çok güzel de sürprizlerim var, hediyelerim var. Bu yolu hep beraber yapacağız. Beraber yol alacağız inşallah. O yüzden söylemek istedim. Bugün bu fikir senden çıktı. Biz WhatsApp grubumuzda konuşurken akşam bir canlı yayın yapalım mı diye birden gelişti. Çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Benim de bir korkum varmış. Bunu aşmış oldum. Çok da keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum Denizciğim sana. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularınıza teşekkür ediyorum. Her şeyi istediğiniz zaman sorabilirsiniz. WhatsApp Instagram'dan, DM'den zaten Instagram'dan. sürekli takipçilerimle haberleşiyoruz. Bir yere gidecekleri zaman gezecek yerleri soruyorlar. Blogumda yazıyorum ben gittiğim yerlerle ilgili. Gezi yazısı yazıyorum. Onların linklerini paylaşıyorum onlarla. nesrasarı.com. Bloguma da oradan girip bakabilirsiniz. Makalelerim var. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepimizin, bütün ruhu genç olanların 19 Mayıs'ı kutlu olsun. Atamıza minnet olsun, şükür olsun. Teşekkür edelim. Evet, bir kez daha
19 Mayıs, çünkü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ama 101. yılımızı kutluyoruz bu arada. Atamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebedi başkomutanımızı buradan bir kez daha selamlıyorum ve onları minnetle anıyorum. İyi ki vardınız, iyi ki var olmamıza sebep oldunuz. Ve Esra'cığım çok teşekkür ederim bu program için. İlerleyen programlarda tekrar görüşmek